Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben hala hastayım. Evet. Hatta ben de öyle böyle değil yani. Bayağı yatak döşek yatıyorum kaç gündür. Bugün kalktım sayılır. Evet, bugün kalktı. Hatta videoyu yapıp yapmama konusunda da kararsızdık. Yine son birkaç videoda olduğu gibi video günü biz size video çekme derdine düştük tekrardan. Evet, inşallah akşam saatine yetiştirirsek videomuz saatinde yayınlanacak. Evet, inşallah bakalım. Şimdi bir önceki bölgelerde biliyorsunuz Ege bölgesini işledik. Akdeniz bölgesini işledik. Güneydoğu'yu ve doğu bölgelerini işledik. Şimdi sıra geldi Karadeniz bölgesine. Karadeniz turumuzun en beklemediğimiz yeri oldu aslında. Yani beklediğimiz gibi olmayan yeri oldu. Upuzun bir sahil şeridini geçeceğimizi bildiğimiz için ve deniz kenarında aslında güzel yerlerde konaklayabileceğimizi düşündüğümüz için belki de birazcık beklentilerimizi karşılayamadı. Çünkü Karadeniz videolarımızı izleyenler vardır mutlaka aranızda. Sahil, yol ve dağlar. Karadeniz'de dağlar denize paralel. Gerçekten öyle. Başka hiçbir şey yok. O yüzden konaklayamadığımız çok yerler oldu ama çok güzel yerler de gördük. Gül'den inanılmaz hızlı bir giriş yaptık Karadeniz'e. Genel bir özet yapayım dedim ben de. Evet, biz de Karadeniz'e gerçekten çok hızlı bir giriş yapmıştık Ardahan'dan sonra. Muhteşem manzaralar eşliğinde. Güzel manzara ya. Sis açıldıkça acayip güzel gözüküyor. Fotoğraf da çekmek istiyorum. Kameraya da çekmek istiyorum. Sana yolu da göstermek istiyorum. Şu aşağıya baksana. Çok güzel. Kamerayı ver. Kar yağışı, tipi yağışı, yoğun bir sis, inanılmaz tehlikeli bir yol. Bu arada o indiğimiz yol dünyanın en tehlikeli yolları arasındaymış. Ama çok keyifle geçtik oraları. Çok. Yani Karadeniz'in en keyifli yerleri Karadeniz'e ilk başladığımız Şavşat'tı. Evet. Güzel manzaralara hayran hayran, etrafa baka baka aşağılara doğru devam ederken. Yani mükemmel bir Karadeniz girişi yapmıştık aslında. Biz öyle olduğunu düşünüyorduk. Sadece. Karadeniz bizi bereketiyle karşıladı. Evet, biz de bereketimizle geldik. Evet. Şimdi şuralardan indik. Şuraları görüyorsunuz. Daha da yolumuz devam ediyor. Daha da ineceğimiz öyle çok fazla güzergah var. Sadece bir iki özellikle Şavşat'ın orada bir iki konum işaretlemiştik. Orada çekim mekim yaparız diye düşünürken sağanak yağmuru ve ertesi birkaç günde yağmur olacağından dolayı orayı es geçtik. Dedik neyse aşağı doğru ineriz buluruz güzel yerler ama modumuz nasıl yüksek anlatamam size. Manzaralara hayran olduk. Ağaçlar, inişler, işte o sis bulutları her yerde evet. Falan böyle. Baya ağzımız açık ve orası çok güzel değil mi? Burası çok güzel değil mi derken. Ve birden ne oldu dersiniz? Dosyaları aksarmak için yol kenarına mola verdik. Onu beklerken ön sağ taraftan dong diye bir ses geldi. Kaya mı düştü acaba dedim ama. Yok, ben de altta bir taşın üstüne falan denk geldik de böyle hani dınk diye oturdu sandım ama böyle bir zıngırdattı yukarısında falan. Tabii ki bizi takip edenler biliyor. Park halindeyken, aracımızı güvenli bir bölgede park etmişken, içeride kameranın hafıza kartını aktarıyorken bilgisayara bir sallantı, bir sarsıntı. Hemen buraya videosunu ekle. Ekledim. Şimdi bulunduğumuz bölgede heyelan tehlikesi de vardı. Acaba dedik bir şey mi oldu? Çünkü araç ciddi bir sallantı geçirdi. Eyvah dedim yani kayamaya düştü, arabaya çarptı falan böyle. Hemen dışarı çıktım. Hiçbir şey yok. Sağına bak, soluna bak, bir şey yok. Sağdan soldan geçen araba yok. Ondan sonra bir baktım ki
aracın sağ amortisör çamurluk mesafesi biraz aşağıya inmiş. Biraz, evet. Ondan sonra bizim Karadeniz'e girişimiz 4 mevsimle başlayıp amortisör yayının kırılmasıyla maalesef ki devam etti. Heyecan, moral bozukluğu, ıssızlıkta olması aslında bir yandan oldukça bizi strese boğdu. Ama yine de manzaraları izleye devam ettik yolumuza. Tabii, müthişti. Ve, kırık amortisör yayıyla 3 şehir geçtik mecburen. Çünkü Karadeniz bölgesinde önden çekişli araçlar, şimdi marka belirtmeyeyim çünkü bunun gibi birçok önden çekişli araç var. TSR grubu gene. Önden çekişli araçlar tercih edilmediği için servisi de yok. Servisi olmadığı gibi parçası da yok. Şavşat'tan Artvin, Rize, evet, Trabzon'a kadar kırık amortisör yayıyla yolculuk ettik. İlk gün 20 kilometreler, 30 kilometreler süratten bahsediyorum, saatte 20 kilometre süratle. Öyle böyle bir gergin başladık tabii haliyle. Gergin değil de tedirgin diyebiliriz. Evet, çünkü daha önce hiç başıma gelmedi. Hiçbir aracımda yay kırmadım. Ne getireceğini, nasıl yol izlemem gerektiğini de bilmiyorum. Birkaç kişiyle görüştük ama ya boş ver, yapıştır git, bir şey olmaz modundaydılar görüştüğümüz öyleydiler arkadaşlar. Ama sonuçta tekerlek hareketli bir mekanizmaya bağlı, evet, bir yerde bir sorun var ve oradaki yayın kırılan parçası dışarı çıkar mı, çıkmaz mı? Ani zıplamada ekstra bir yere hasar verir mi? Allah göstermesin yani. Onun tedirginliğiyle aslında yolculuk yaptık. O yüzden, evet, temkinli davranmaya çalıştık. Evet. Yani ne oldu? İşte Artvin'i gezemedik, Rize'yi gezemedik. Evet. Gerçi zaten şöyle, bizim turumuz kıyı sınır şehirde olduğu için Artvin, Rize ya da Trabzon, o bölgelerde işte kuş uçuşu 15-20 kilometre olarak içeride gördüğünüz, uğramak istediğiniz yaylalar karayolundan gittiğiniz zaman 100-110 kilometreleri çıkıyor. Çünkü döne döne gitmek zorundasınız. Evet. Doğal olarak biz kıyı şeridinden hiç ayrılamadık. Ayrılamadığımız için de biraz önce videonun başında Gülden'in size anlattığı gibi deniz, yol ve dağlar. Yol 24 saat çalışan işlek bir yol. Kıyıya köşeye çekeyim arabanızı. Hani sessiz sedasız bir uyku geçireyim. Bunu unutun. Mümkün değil. Çok nadir bulunabilen özellikler bunlar Karadeniz, evet, sahilleri için. Sahil şeridinde karavanla konaklamaya çok uygun yer yok. Ha, tabii ki var. Ama böyle dinleneyim, keyif yapayım, doğada vakit geçireceğim gibi bir düşünceyle yok. En azından Trabzon'a kadar yok. Evet. Yani biz onu birebir test ettik. Ama Karadeniz'in geneline baktığımız zaman ikimizde de şu oluştu. Karadeniz turu karavanla free camping kafasında yapılabilecek bir tur değil. Evet. Kesinlikle değil. Kampinglere girersiniz. Vardır paranız. Ama onda da ben yine söylüyorum, karavanla o uzun yolu çekmem. O rampaları çekmem. Binek otomobilimle giderim. Orada otelde motelde bungalovda kalırım ve keyfime bakarım. Evet. İnanılmaz da keyif alırım. Evet, biz yayla taraflarına çıkmadık. Yayla taraflarında hani şeydir diye düşünüyorduk aslında. Belki oralara gidilince rahat edilebilir falan karavanla da, ama öyle bir durum da yok. Çünkü yaylaların pek çoğu özelleşmiş durumda. Karavanla konaklamaya müsaade etmiyorlar bu durumda ve yolları da karavana genellikle çok uygun değil. Bizim gezdiğimiz dönemden, yani oradan geçtiğimiz dönemden sonra Karadeniz'e giden karavancı dostlarımız oldu ve herkes şehir merkezlerinde karavanlarını bırakıp İşte servislerle, otobüslerle ya da tur şirketleriyle yaylalara gidip gezdiler ki çünkü çok daha hem aracı yormuyor hem maliyet bakımından daha uyguna denk geldiğini söylediler. O yüzden Karadeniz turunu belki böyle ya bir turla ya da işte bize göre motosikletle çok daha keyifli olur. Müthiş. Eğer bu videoyu izleyen motosikletçiler varsa kesinlikle Karadeniz turu yapın. Evet. Abi, otelde kalın. Mükemmel yolları var. Harika yolları var. Kıyı şeridinden gitmeye kafanıza koyduğunuz sürece bilmiyorum, biz motosikletle çok keyif alırız o yolda. Evet. Ama bir daha mı karavanla Karadeniz? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle evet, gitmeyiz. Sahil tarafı asla diyoruz. Biz 2022 yılının Mayıs ayında Nisan gibi niyetleniyorduk.
2022'de evet, Tekirdağ'a evet, gittikten gibi. Sonra Tekirdağ'da kalma süremiz uzayınca biz Karadeniz turunu es geçtik. Abi iyi ki de es geçmişiz. Zaten bu taraftan o tarafa hiç gidilmez. Evet. Batıdan doğuya doğru gitmek daha da zorlayıcı olur. Özellikle evet, Doğu Karadeniz tarafında hep yukarı tırmanmak gerekiyor. Biz doğudan batıya geldiğimiz için aslında bir nebze de şanslıydık. Aynen. Çünkü daha fazla iniş vardı. Bir ortalarına doğru, Karadeniz bölgesinin ortalarına doğru biraz tırmanışlar falan vardı. Ama o kadar dağlık bir bölgede de o kadar olsun yani. Tabii. Ya hep 10 derece eğim, 10 evet, derece çıkış, 10 derece eğim, 10 derece çıkış. Yani 7 dereceler, 8 dereceler, bunları hiç görmedik orada. Gına geldi diyebilirim bana yani. Yakıt evet, sarfiyatımızın tavan yaptığı bir bölge oldu Karadeniz. 4 yılın en yüksek yakıtını orada karşıladık. 12 litrelere çıktı orada yakıt evet, ortalamamız maalesef. 12 evet, litreler. Hadi. Evet, şimdi... Karadeniz genel olarak devam edelim dedim ben de, o yaşımı tamam, ayırmayalım ama bu sefer de bu sefer de çok basit geçecekmiş gibi oldu böyle. Evet, çünkü Karadeniz'den hiç memnun kalmadık. Yani bu. Ama bizim konaklamayı sevdiğimiz şekilde yerlere ulaşabilmemiz Batı Karadeniz'e doğru denk geldi. Artık evet, Doğu Karadeniz hep şey dedim ya işte en başta da, koca bir sahil şeridi. Vardır illaki bir yer falan, hani ne oldu yani, bir sürü de işaretli konumumuz vardı aslında. Mesela şeyden bahsedeyim hemen, Şavşat'tan aşağı inerken, şimdi gidemeyeceğimizi biliyoruz, arıza yaşadık ve yavaş yavaş hareket ederek sanayiye doğru ulaşmaya çalıştığımız dönemde de haritayı kontrol ediyorum yine, nerelerden geçiyoruz, giriş yollarını görelim falan. Mesela bir iki tane kilise vardı, öyle bir yoldan gidiyoruz ki yol çok güzel, virajlı falan ama böyle zorlayıcı bir yol değil. Yan tarafımız Sarp dağ, bu tarafta nehir var, karşıda yine aynı şekilde bir tane böyle yol geriye doğru dönüyor. Toprak tarla yolu gibi bir yol dönüyor. Oradan gösteriyordu haritada o kiliseye gidişi. Şöyle göz ucuyla dönüp bir baktım, 7-8 tane köy tabelası gözüküyor orada ama hep tarla yolu gibi, o kadar bozuk ve dik bir yol ki yani ya işaretlediğimiz oraya, her yere zaten gidemezmişiz aslında. Evet, oraya araçla çıkılabileceğini evet, tahmin etmiyorum ben. 4x4 harici hani PSA'larla evet, çok zor. Ya şöyle, aslında Şavşat'ta bizim aracın amortisörünün yayının kırılması bir yandan da iyi oldu. Neden iyi oldu? Biz çünkü sezon başında Akdeniz bölgesinde de sol amortisörümüzü patlatmıştık. Evet. O yüzden araç biraz yamuk duruyordu. Trabzon'a kadar gittik. Trabzon'da bir servis bulduk. Madem dedik servis bulduk, ön takım komple yapılıyor. Yaklaşık 2 yıldır bizim yanımızda gezen bir yükseltme kitimiz vardı. Ön takım yükseltme kiti. 3 inç diye geçiyor. O yükseltme kitini de taktık biz orada. Sol patlak, sağ çatlak olunca hepsini birden yaptıralım diye Trabzon'a kadar o yüzden gittik aslında. Belki evet, hani idarelik bir şeyler yapıp sadece yay olsaydı hallettirebilirdik bir şekilde ama asıl servisini bulalım ve bütün işlemleri yaptıralım, hem kontrol evet, ettirelim istemiştik. Yükseltme kitini taktık. Karavan böyle bir şahlandı. Bir şahlanmak ama hani yok öyle bir şey. Orada montajı yapan ustalar bile abi baksana ya efsane bir şey oldu bu evet, diye kelam ettiler. Arkada da havalı süspansiyonumuz var zaten. İkisini birden dengeleyince çok sanki böyle hani Avrupa karavanlarda görürsünüz ya, offroad karavanlarda standarttan yüksek, müthiş bir görsel oldu. Harika görünüyor şu anda aracımız. Şu an için bir nazar kısmı söz konusu. Arıza yaylar çözemedik bu arada. Evet. Hastalıklardan başımızı kaldıramadığımız için araç daha servise gidemedi. Evet. Servise de götüreceğiz inşallah. Bunu da halledeceğiz. Evet evet, onu da halledeceğiz. Tamir yaptık. Yükseltme kitini taktık araca. Karadeniz'de yol almaya devam ediyoruz ve Giresun'a geldik. Biz ilk defa birbirimizi kaybettik Giresun'da. İlk defa. Aklınızda olsun, Giresun'u ziyaret etmek isteyen karavancılar varsa, Giresun Kalesi'ne çıkmadan önce merkezi kısımda aracınızı bırakın, öyle çıkın. Kaleye karavanla çıkmaya kalkmayın. Biz yaptık, siz yapmayın. Evet. Şöyle ki biz de aslında şehir merkezlerinde böyle dar yerlerde gezmeyi zaten sevmiyoruz. Öncesinde müzenin orada gezerken, müzeyi, bir servis vardı. Servis
şoförü arkadaşa sorduk. Dedik ki harita kaleye iki tane çıkış yolu gösteriyor. Hangisinden çıkabiliriz? Hani yerli birisi soruyoruz sonuç olarak bize yardımcı olur diye. İkisinden de çıkarsanız ya dedi. Çıkamazmışız. İkinci yol zaten iniş yolu olarak ayarlamışlar. Evet. Zaten eğer fren sisteminiz falan arızalıysa abi kesinlikle çıkmayın. Evet. Yani oradan freni oradan freni problemli bir aracın inmesi Allah göstermesin kaza sebebi. Aşırı dik yokuş. Yani hem çıkış hem iniş tabii haliyle ikisi de çok dik ve dar bir tepe üzerinden iniyorsunuz. Oraya çıktık. Çıkarken yine çok dik bir alanında durmak zorunda kaldık çünkü önümüzdeki araçlar durdular. Araç gaz yemedi o eğim sayesinde. Ben de aşağıya indim. Arkamızdaki araç çok yaklaşmıştı. Yani biraz geriye salsın arkamızdaki araçları. Onları uyarayım ki Tolga da çalıştırabilsin, yeniden hareket edebilsin. Ben indim. Arkadakileri uyardım. Geriye çekildiler. Tolga biraz geri saldı. Hareket etti ve gitti. Ben de sadece arkadakileri uyarmak için indiğim için yanımda hiçbir şey yok. Ne telefon var, ne cüzdan var. Hiçbir şey yok yanımda. Tolga yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ve durabileceği bir yer yok. Yani görebiliyorum gittiği yeri. Bir dönüş var. Dönüşün oraya gittiğinde polisler vardı. Onları da gördüm. Ve ben yukarı doğru yürümeye başladım. Tepeye çıktım kalenin olduğu tarafa. Bir baktım Tolga yok. Polisler zaten gelen bütün arabalara geç yapıyorlar. Böyle durdurmuyorlar falan. Hiç durdurmuyorlar. Ben yukarıda sağa çekebileceğim ve arkamdaki trafiği salabileceğim bir yer olduğunu düşünerek devam ettim ama öyle bir şey mümkünatı yoktu. Ve biz Gülden'le ayrı düştük. Ben tekrardan yola çıkmaya çalıştım falan. Arabayı park edecek yer arıyorum. Ya, kaos yaşadık resmen orada. Ya yani, ben o kaleyi yürüyerek çıkmış ve inmiş oldum Tolga'nın peşinden. Çok fenaydı. Giresun'un hafızalarımızda çok efsane anıları var yani Giresun. Sonra Yasonburnu'na devam ettik oradan. Yasonburnu bence her karavancının görmesi gereken bir yer. Karavancı, motorcu, evet. Müthiş bir yani, yer. İçinde bir Yason Kilisesi var. Alan çok güzel, çok güzel dizayn etmişler aynı zamanda. Sadece fenerin olduğu yer değil, kilisenin olduğu yer değil. Orayı böyle piknik alanı gibi yapmışlar. Tertemiz, düzenli, ücretsiz girişi var. Girişinde kafeler var, birkaç işletme ve ev var. Yani alan çok güzel. Uğur Böceği doğası bu çok videoyu güzel. İzleyen herkese uğur getirdi. Aşırı rüzgar vardı sadece. O yüzden çok oyalanamadık orada. Hemen girişte otopark var. Otoparkta sanırım kalan karavancı vardı. Yani biz gittiğimizde evet. Oradalardı ve kalmış gibilerdi. Emin değilim ama kalınabilir gibi. Ama görmek lazım orayı gerçekten. Özel çok bir yer. Çok güzel bir yerdi gerçekten de. Oradan o Yasonburnu'ndan aşağıya doğru devam ettik ve o tarihe kadar ilk defa sessiz, sedasız ve huzurlu bir uyku çektik. Nerede? Bolaman sahilde otoparkta. Karadeniz'e yani Karadeniz sahillerine geldikten yaklaşık 3. haftası falandı Bolaman'a. 3 hafta boyunca her gün hareket etmek zorunda kaldık. Her gece bir araçla gelip müzik ve horon tepen gençler. Gecenin saat 2'sinde gelip bas bas müzik açanlar. Ondan sonra gelip basketbol oynayanlar gecenin saat 2'sinde 3'ünde ve her gece böyle sorunlardan sonra Bolaman gerçekten bize huzur evi gibi geldi ya, o kadar sessiz sakin. Çok güzeldi çok ya. Çok dinlendik orada gerçekten. Şeydi, yerel altı çok şeydi. Evet. Bir yürüyüş parkuru gibi işte. Park alanı vardı. Basket sahası vesaire falan. Orada görevli arkadaşla sohbet ettik. Orada birkaç kişiyle karşılaştık. Evet. Mesela Karadeniz boyunca hiç karavancıyla karşılaşmamıştık. O kadar sahil boyunca. Orada birkaç kişiyle karşılaştık. Onlarla sohbet ettik. İki gün orada dinlenebildik sonunda Karadeniz'de. Karadeniz bizi aşırı yordu. Yani, ya hem mental olarak evet. Hem fiziken. Zaten başlangıcı çok. Arıza ile birlikte bir maddi şeydi. Olarak da çok yordu. Evet. Çünkü çok ciddi bir rakam tuttu. İnanılmaz ciddi bir rakam tuttu. Hı. Hani kazıklandık mı? Hayır, kazıklanmadık ama rakamsal olarak çok büyük bir meblağ ödedik. Güzel işçilik yaptılar, ellerine sağlık. Bir çay kahve bile ikram etmediler. Onların ayıbı olarak görüyoruz bunu. O konulara çok da girmek istemiyoruz. Karadeniz bölgesinde mesela doğuda yaşadığımız, güneydoğuda yaşadığımız, Akdeniz bölgesinde yaşadığımız, özellikle Mersin tarafına doğru daha da artan yaşadığımız o misafirperverliği biz Artvin, Trabzon arası kesinlikle görmedik. Şöyle düşünün, bir servise giriyorsunuz, serviste size
ilgi alaka okey. Sıfır sıkıntı o konuda. Evet, gerçekten işlerinde çok iyiler kesinlikle. Çok başarılılar. Ne bir çay ikramı, ne bir abla buyur otur, sabahtan beri ayaktasın Gülden için dinlen ikramı, ne de biz yemeğe gidiyoruz, karnınız açsa buyurun beraber yiyelim ikramı. Akşam saat 5.30'a kadar çay içer misiniz diye bile kimse sormadı. Saat öğlen 2.30-3 falandı değil mi? Artık evet. O kadar çok yorulduk ki sürekli sanayide meksi tutmaya çalışıyorum. Dışarı çıkıyoruz, içeri giriyoruz. Hani oyalanmaya çalışıyoruz bir yandan. Hani böyle bir tabura bile vermedikleri için artık en sonunda karavana bir şey aşağıya indirdik şeyi. Liften aşağı indirdik karavanı. Arkadan kamp sandalyelerimizi çıkarttık. Biz oturduk artık sonunda. Bittik zaten o yorgunlukla şeyle. Doğu'daki o bahsettiğim bir önceki videoda böyle aşırı candan olan insanlardan sonra Karadeniz'e gelip bunları yaşayınca böyle bir kültür şoku yaşadık. Tabii ki herkes bize hoş geldiniz işte böyle bir İzzeti ikramda bulunsunlar istemiyoruz tabii ki ama böyle bir ne oluyor ya falan oldu. Ama yani hani arabacıyız, motorcuyuz, sanayide geçti birçok vaktimiz. Sanayi esnafından da bunu beklersin yani. Neyse çok girmeyelim o konulara. Biz Samsun'a sevgili arkadaşlarımızın yanına gidelim. Evet. Samsun çok güzeldi gerçekten. Gezmelere doyamadık Samsun'da. Hatta gittiğimiz ilk gün gezelim istedik. Ancak Bandırma Vapuru'nu gezebildik ilk gün. Her tarafını inceleyelim, görelim, bakalım derken. Sonra karavancı arkadaşlarımız Oya ve Alparslan Samsun'dalardı o arada. Onların da çok tatlı bir bağ evi gibi bir yer, ailelerim vardı. Onlar karavanla orada kalıyorlardı. Hiçbir yer aramayın, direkt bize gelin dediler. Hatta öncesinde haberleşmiştik. Hatta biz Trabzon, Rize taraflarındayken falan hani çamaşır mamaşır hiçbir şey yıkamayın, biriktirin gelin diye bizi çağırmışlardı. 2-3 hafta Karadeniz boyunca süren kısımda çamaşır biriktirdik. Onların yanında hem dinlendik, hep beraber güzel vakitler geçirdik. Evet. Çamaşırlarımızı yıkadık. Sonra yanlarından ayrılıp Samsun'u gezmeye indik. Gezemedik, bitiremedik daha doğrusu. Yetiştiremedik gezmek istediğimiz her yeri. İşte kalacak yer bakıyorduk falan. Bu arada yaz dönemi olduğu için artık yasaklar Karadeniz bölgesinde de başladı o arada. Sahil şeritlerinde karavanları yasaklamışlar falan. Nerede kalalım, ne yapalım falan diye böyle bakınırken tekrar aradılar bizi. Akşama gelin, hiç kalacak yer aramayın falan diye. Biz gezdik tekrar onlara gittik. Çok güzeldi. Samsun yani... Samsun'un öncesindeki Karadeniz şehirlerinden ayırabiliriz Samsun'u. Evet. Yani sonrasını da ayırabiliriz. Çünkü evet. Sonrası nispeten daha güzeldi. Çünkü ana yol aşağı doğru iki yol ayrılıyor. Ve kıyı şeridinde kalmak isterseniz zorlu bir parkur sizi bekliyor modunda bir bölge o taraf. Daha ilerisi için konuşuyorum. Oradan Kızılırmak Deltası'na vedalaştık arkadaşlarımızla. Samsun'un sonunda. Max bırakıyordu bizi. Evet. Alparslan'ı çok seviyor. Max bizi bırakıyor da az daha. Gelmek için karavana biniyoruz. Max dönüp bahçeye bakıyor. Hadi gidiyoruz Max diyoruz. Dönüyor bahçeye bakıyor tekrar. Böyle gelmek de istiyor ama bahçeye de kıyamıyor. O çok özgür kaldı orada bahçede. Herkes sevdi, oynadı falan. Bayağı zorla geçirdik Max'i yanımızda. Kızılırmak Deltası'na doğru devam ettik. Rotamızı oraya çevirdik. Karadeniz sahilleri boyunca ilk sevdiğimiz gibi yer orasıydı bence. Evet. Çok güzeldi ama. Çok güzeldi. Sessiz, sakin. Biz oradayken bir ya da iki kişiyle falan karşılaştık. Aynen. O kadar insan yok. Deniz çok güzel gözüküyor. Orada 3-4 gün mü? Daha fazla mı? 4 gün falan kaldık sanırım orada. Çok yani oh be diyebildiğimiz ilk yerde herhalde. Bolaman'da dinlendik evet ama orası biraz daha şehir. Orası falan. Daha bize uygun, evet, bizim sevdiğimiz tarzda bir yerdi. Aynen. Oradan Türkiye'nin en kuzey ucuna gittik. Sinop İnceburnu'na gittik. Tabii Sinop'a gittik, Sinop'u gezdik. Sinop'tan Hamsilos koyuna gezdik. Hamsilos koyu çok başarılı. Oraları gezdik. Oradan İnceburnu'na gittik. İnceburnu için hemen şunu söylemek istiyorum. İnceburnu Türkiye için önemli bir yer. Yani böyle gezgin olsun olmasın illaki ortaokulda, lisede hep kitaplarda herkesin adını duyduğu, bildiği bir yer aslında. Evet.
yaptı. İnce burnu ayrılan yolun o kadar kötü olması. Evet, çok kötü. Yani yol o kadar kötü ki çoğu köy yolu daha düzgün. Ya sanki yolu bilerek bozmuşlar. Evet, belki hani hava şartlarından bilmem neden falan filan, yani bir sürü bahane uydurulabilir ama gerçekten o kadar meşhur bir yerin yolunun o kadar bozuk olması çok üzücü bir hiç durum. Hiç hoş değildi gerçekten. Yani hiç şey yapılmamış. Mesela Yasonburnu, yolu da koydum kenara. Yasonburnu çok daha tertipli, düzenli. Orada evet. Da sadece deniz feneri var. Evet. Ama İnceburnu'da da bir deniz feneri var. Sadece başka hiçbir şey yok. Oraya da Yasonburnu gibi bir düzenleme yapılsa, çok daha yolu ya, düzeltilse. Turistik değil. Aslında Türkiye için önemli bir bölge. Ama turistik bir çalışma hiçbir şekilde yapılmamış. Bir biraz tane sığ kalmış. Barakamsı bir şeyden bir aile işletmesi yapmışlar. İşte tost, çay vesaire. Onlar da orada kalıyorlar muhtemelen. Hayvanları falan var. Evet. Yani o kadar özel bir yerde. İsteseniz de gidip vakit geçiremiyorsunuz. Görüp evet. Geri dönmeniz gerekiyor. İnceburnu'ndan sonra hemen yan tarafında ana yoldan saparsanız, toprak bir yola girerseniz ve zorlu bir iki rampa iniş çıkışı geçerseniz Kurt Kazan diye bir bölgeye ulaşıyorsunuz. Gerçekten gece kurtlar çıkıyor. Kurt ulumalarıyla uyuduk birkaç gün. Manzarası harika. Evet. Gün batımları efsane. Çok güzel bir manzarası vardı. Oradan da drone görüntüleri çektik. Orada drone görüntüleri, fotoğraflar çekmeye doyamadık orada. Yani yüzlerce fotoğraf çekmişimdir. Hele gün batımı için inanın çok fazla fotoğraf çektik çok orada. Yerde, çok güzel bir bölgeydi gerçekten de. Yol zaten yoktu. Toprak yol, asfalt yol. Yol sıkıntılı o bölgede maalesef. Sonra oradan da çıktık. Nereye doğru devam ettik? Amasra'ya doğru devam ettik. Gitmeden önce aslında yerler var da ben oraya sadece aklımızda kalmasını istediklerim lazım. Evet. Amasra değil. Amasra'dan önce şey falan var. Kastamonu, Cide, oralar. O bölgeyi yine kıyı şehrinde kalarak gezdik zaten. O bölgeyi gezdik. Kritik yaptığımız için her noktayı değil de özellikle tabii, zaten ben Amasra'yı... O yüzden Amasra'yı özellikle yazdım. Unutmayalım diye. Unutmayız evet. Gerçi de. Şey söylemek istiyorum. O yüzden Kastamonu, Cide dedim. Hep şey diyorlar işte Karadeniz sahil şeridi yolları zorlu falan diye söylüyorlar genellikle, o yüzden iç bölgelerden gidiyorlar. Bence Karadeniz bölgesinin en zorlu yolu Sinop Kastamonu arasındaki sahil şeridi. Evet. Kastamonu şehir merkezine giden, Sinop'un içinden ayrılıp içeriden giden bir otoyol var. Herkes o yolu kullanıyor. İyi de yapıyorlar. biz gittik. Aşırı Tolga'nın video başında dediği gibi %10, %10 iniş çıkış sürekli ama böyle hiç düzlüğünüz yok. Sahil kıyısından gideceğim, denizi göreceğim, manzara falan gibi bir durum yok. Çünkü kesinlikle görmüyorsunuz. Hem çok yüksektesiniz, hem ağaçlar var komple. Aşağıdan böyle şu kadar bir aradan yakaladınız manzarayı. Ve yaz döneminin başında henüz hava 25-28 derece arasındayken bile oradaki asfaltta ciddi erimeler vardı o virajlı yollarda. Yaz döneminde o yol çok riskli olabilir. Evet, özellikle motosiklet kullanıcıları için uyarı olsun evet, bu. Sıcak doğru havalarda orayı hatırlatmak isterim sadece. Sonra yüz karası bir bilgilendirme. Uygulama diyeyim. Doğru. Yüz karası bir uygulama. Uygulama çok saçma. Uygulama şöyle ki ne olduğundan bahset ama önce istersen. Evet. Şimdi Amasra'ya giriyorsunuz. Amasra zaten çok ufacık bir yerleşim. Ve biz sırf bu ufacık yerleşime hafta sonu kalabalığında gitmemek için saçma sapan birkaç yerde konakladık. Ve dedik ki hafta içi sakin sakin gidelim, gezelim ve devam edelim yola. Tolga'nın dediği gibi neredeyse oraya gidiş süremizi bir hafta uzattık. Hafta ortasına gelsin, daha sakin zamana gelsin, tatilciler gitmiş olsun vesaire gibi sebeplerle bayağı vakit öldürdük aslında dışarılarda. Evet. Ve bir salı günüydü gitmeye. Yani pazartesi de gitmeye elmedik hafta evet. Sonu yoğunluğundan pazartesiye de geçer. Amasra zaten rampa aşağı inip de girilen bir yer. Hiçbir şey yok. Şehir yerleşimin yakınına geldiğinizde girişte bir otopark var. Dedi ki otoparka karavanımızı bırakalım ve yürüyerek gidip gezelim. Görmek istediğimiz yerleri gezelim. Şöyle bir dipnot sunuyorum. Girdiğimiz yerin hemen yanı müze. Girmeyi planladığımız otopark aynı zamanda terminal alanı. Yani içeride koskoca otobüslerin olduğu, kamyonların park ettiği çok geniş bir alan. Az ilerisinde de bir taş ocağı var, yıkılmış
bir vaziyette taş ocağı var. Şimdi o bölgeyi karavancılar zaten kullanıyor, konaklayıp devam ediyor. Hepsini bir kenara koyun. Orası otopark. Ve otoparkın dışında da karavan olarak belirtilmiş ve ücret yazılmış. 300 lira ücret yazıyordu o dönemde. Biz otoparka girdiğimizde ruhsatınız karavan mı dedi. Evet dedik. Kalamazsınız burada dedi. Yok dedik, zaten kalma niyetimiz yok. Park edip gezeceğiz. Hayır dedi, giremezsiniz buraya dedi. Biz şaka yapıyor zannettik, evet, elemanları. Karavanları otoparka almıyorlarmış. Encümen kararıyla karavanları otoparklara park etmek için dahi almıyorlarmış. Tabii ki sadece otoparklara değil, şehir içine de giremiyorsunuz. Şehir içinde zaten park edebileceğimiz bir yer yok otopark haricinde. Hani öyle kıyıya köşeye park edeyim, ara sokağa park edeyim gibi bir durumunuz zaten yok. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için otoparka gitmek fikri geldi aklımıza. Ama gittiğimizde de böyle bir uygulamayla karşılaştık. Şimdi birçoğunuz o videoda da söyledi, ben yıkarım ortalığı falan. Otoparkta çalışan görevliyle tartışmanız sadece sizin sinirlerinizi zıplatır. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Polis de çağırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ama şöyle bir dipnot var bakın. Oraya gelen yabancı plakalı karavancılar, Almanya'dan gelen Türklere demiyorum bakın, Alman plakalı karavanlarıyla gelen Türklere de aynı muameleyi yapıyorlar. Ama yabancı plakalı, yabancı karavancıları oraya alıyorlar. Amasra merkezden 4.9 kilometre yani 2 koy ileride bir yerdeki kampinge yönlendiriyorlar. Bir niyetlendik, baktık, dedik ki bari hani kampinge girmeyiz, karavanı oraya bırakırız, park ederiz ve gelip yürürüz. Onlar şey dediler, otoparkçılar, 3 kilometre ileride bir kamping var, sadece oraya izin veriliyor. 4.9 kilometre kamping, kampingten yürüyerek Amasra'nın içine gelmek mümkün değil. Zaten Amasra'nın içinde yürüyerek gezeceksiniz. Yani biz özetle Amasra'yı bu sebeplerle gezemedik. Evet. O kadar çok görmek istediğimiz yer vardı, o kadar küçük alanda ama 12-13 farklı nokta vardı. Çok güzel manzaralara sahip, çok özel bir dokusu var iç bölgenin. Çok görmek istediğimiz, merak ettiğimiz yerlerden biriydi ki o yüzden böyle uzata uzata başka yerlerde konakladık, rahat rahat gezelim, size de gösterelim diye. Ama maalesef bu saçma karar doğrultusunda biz giremedik, gezmeyi bırakın. Bu da tamamen liyakatsız yönetimlerden kaynaklı oluyor. Gece konducuyla karavancıyı ayıramayan, evet, çekme karavancıyla moto karavancıyı ayıramayan, gezginle çökmecileri ayıramayan yerel yönetimlerin maalesef 2024 yılı yaz sezonunda tüm Türkiye genelinde inanılmaz derecede saçma sapan kararlarla bütün karavancılara, evet, kök söktürdüler. Yani sırf bunlardan kaynaklanıyor bu iş. Ben gezginim, maksimum 3 gün duruyorum ki şehir merkezlerinde zaten konaklama yapmıyorum. Ama buna rağmen karavancılara yönelik böyle kötü yaklaşımlar, sinir bozucu bir hal oluyor. Evet. Bir daha mı Amasra'ya giderim? Kapısının önünden geçmem, sınırının içine girmem Amasra'ya. Yani turumuzun hayal kırıklığıdır Amasra. Kalabalıklar çekilince gelsin istiyorlar. Madem ki kurallara uymayan ya da işte orada mesela bir hafta öncesinde görmüştüm, limanın içinde konaklayan karavancılar var. Masasını, sandalyesini atmış. Eğer onlardan rahatsız oluyorsanız onlara ceza yazacaksınız. Sen ona gelemezsin, sen etme, giremezsin, sen kalamazsın demeyeceksiniz. Yapacağınız şey belli. Burası park alanı. Burada kamp yapamazsınız. Aynen. Parklama yapabilirsiniz ama kamp yapamazsınız burada. Yani yasaklayarak bu çok değil, kurallar getirilerek çözülebilir bu durum. Aynen öyle. Kurallara uymayanlara da ceza yazılırsa hiç bu karavancıların çökmesi gibi bir dert kalmaz. Baktınız gördünüz, iki günden fazla mı kaldı orada ya da işte zaten kontrol ediyor. Her yerde emniyet, evet, görevlileri var, güvenlik güçleri var. İkinci gün gördün mü ya da işte sandalyesini mi atmış dışarı, çamaşırını mı asmış dışarıya? Hemen yapıştıracaksın cezayı. Bak bir daha asıyorlar mı? Aynen öyle. Yani o yüzden yani turumuzun en berbat, evet, noktası maalesef Amasra. Tekrardan bu saçma sapan kuralları koyanlara ve bunları saçma sapan uygulayanlara da buradan tekrardan kötü dileklerimizi ve kötü düşüncelerimizi gönderiyorum. Koca Türkiye'nin etrafını, kıyı şeridini gezdik ve bir yere giremedik yani resmen. Ve biz motokaravan yani trafiğine bile girememek kadar saçma bir şey olamaz. Vergisini veriyorsun, plakan var. Trafikte bulunman için bütün
izinlerin var ve konaklamayacağın bir yere gidiyorsun. Otoparkına kullanamıyorsun. Düşünsenize bir şehre giremiyorsunuz, geçemiyorsunuz bile içinden. Ve Türk olduğunuz için yapamıyorsunuz. Evet. Bunu yabancı karavancı, bizden iki gün sonra gidip aynı yerde kalan yabancı karavancılar var. Yani. Öyle. Karadeniz bizim açımızdan, lafını böldüm çok özür dilerim. Çünkü çok sinirliyim. Yükseğim çok. Evet, Amasra'yı her konuştuğumuzda böyle evet. Olur. Çünkü ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık bu durumda. Karadeniz bizim açımızdan gerçekten hayal kırıklıklarıyla dolu. Çok. Hani iki gün çok güzel geçiyorsa günümüz, emin olun beş gün çok kötü geçti. Gülden'in dediği gibi koskocaman bir otopark alanı düşünün. Futbol sahasının otoparkını düşünün. Binlerce araçlık. Hangi insan evladı gelip de karavanınızın dibine arabayı çekip de arka bagajını açıp da size gece saat 2'de horon teptirir? Böyle bir zihniyet hangi şehirde var olabilir? Biz bunu Türkiye kıyı ve sınır şeridini gezdik ve sadece Karadeniz'de yaşadık. Evet. Koca alan. Yani rahatsız etmek için geliyorlar resmen yani. Kesinlikle öyle. Öyle hani gençler gelmiş eğleniyor diyebileceğiniz bir şey değildi. Tolga'nın dediği koskoca alanda tam şu arka kapının arkasına gelip bagajı açıp inip horon tepiyorlar. Enteresan insanlar. Garip, garip. O yüzden Karadeniz dediğim gibi bir daha karavanla kesinlikle gitmeyi planlamıyoruz. Motosikletle gezeriz. Çok da güzel keyif alırız. Evet. Ama karavanla yapılabilecek bir tur değil maalesef. Yani Batı Karadeniz'i ayırırsak, Batı Karadeniz tarafını ayırırsak eğer rahat konaklayabildiğimiz nokta sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Anca o kadar. Anca o kadar. Karadeniz turu yapmak isteyenler bizim Karadeniz oynatma listemizi izleyebilirler. Neler yaşadığımızı birebir oradaki evet. Paylaştığımız bütün videolardan rahatlıkla görebilirler. Evet, enleri geçelim mi? Enler. Amasra'da bitiriyor muyuz oraları? Bitirelim. Zaten Amasra'dan sonra ne var ki? Zonguldak. Zonguldak'ın o yeşil sipahiler piknik alanı mesela. Zonguldak'ın iç tarafına doğru geçtik artık sahillerde konaklamanın sıkıntı olmaya başladığı dönemler olduğu için. Çay Cuma'dan çıktık. Güzelce Hisar'ı atlamayalım. Güzelce Hisar'da drone görüntüsü çekemedik. Birkaç fotoğraf eklersin. Amasra'dan sonra o hayal kırıklığından sonra yola devam ettik. Güzelce Hisar Laos sütunlarına gittik. Çok farklı bir dokusu var. Güzel bir yer. Sahili çok güzel. Eğer erken gitme şansımız olsaydı daha fazla yüzebilirdik belki. Ama evet. Oraya gitmeyi düşünüyorsanız hazırlıklı gidin ve oradaki denizde kesinlikle yüzün. Çok güzel, çok tertemiz, güzel bir yer. Dümdüz bir denizi var. Orası çok güzeldi. Sonra içeriye doğru geçtik. Zonguldak. Çay Cuma'dan iç tarafa geçtik. Şehir içindeki piknik alanı gibi birkaç nokta vardı. Yani öyle yerlermiş. Biz işaretlemişiz haritada. Oraları geçtikten sonra bir köyün girişinde sipahiler piknik alanı diye bir yer bulduk. Yeşillik. Etraf ağaçlık. Orada da güzel bir dinlendik. Evet, mesela orada da gece gelenler oldu. Araçla geldi gençler. Müzik açtılar falan ama 12 dediğim gibi kapattılar ve gittiler. Ve siz bir köşedeyseniz en öte köşeye gidiyorlar. Evet. Hani kimse birinin yanına gelip de rahatsız etmiyor. Alkol olan gençler de vardı. Evet. Ama ne öyle nara atma, ne bağırış çağırış. Açtılar, müziklerini dinlediler. Eğlendiler, gittiler. Ya vaktiyle yapılan her şey keyifli olabilir. Ama gecenin aha, saat 2'sinde gelip zangır zangır müzik. Enteresan işte. Evet, çok hoş oldu. Zonguldak çok güzeldi evet, ama. Zonguldak'taki o nokta çok güzeldi. Evet. Onu da söyleyeyim dedim. Yazmadım evet. O taraflar da. O zaman hadi enlere geçelim. Hadi geçelim enler. Karadeniz'deki bütün enler can sıkıcı olabilir. Dikkat. Yok ya şaka. En akılda kalıcı yer. En akılda kalıcı yer. Yani çok fazla yer yok. Benim en akılda kalıcı yer Ardahan Şavşat arasındaki o yol güzergahı. Ağaçlı olan yer. Evet, hiç böyle modumuz yüksek, keyfimiz evet. Yerinde, sıkıntılarla manzaralar karşılaşmamışız. Çok manzaralar çok güzel ve yol da çok güzeldi. Evet. O çam ağaçlarının arasındaki sis bulutları evet. Çıkarken falan çok güzeldi evet. Farklı bir yani tam Karadeniz'de olduğunu orada hissediyorsun aynen aslında. Öyle. En akılda kalıcı yer benim için orasıydı. En akılda kalıcı yer benim için orasıydı. En zor gün. En zor gün şeyin kırıldığı gün.
Tabii ki. Tabii ki. Hatta kırıldığı gün demeyelim de 5 günde falan gittik biz Trabzon'a, evet. Değil mi? O 5 gün aslında hep her gün bir stres. Gerçi ilk gün daha çok stresliydik de sonra gitgide bir gevşemeye başladık biraz daha. Baktık bir şey olmuyor. 50 kilometre surete kadar çıkmıştık en son ana yolda. Aa, ne yapıyoruz? 50 ile gidiyoruz falan dedik sonra en son. En iyi gün. En iyi gün. Evet, amortisörün yükselmiş haliydi benim için. Evet. Ya karavan bambaşka bir halde döndü sanki böyle. Çok güzeldi. Araçlar bir anda yükseliyor. Hani normalde hep en iyi günde şeyleri paylaşıyoruz ya, söylüyoruz ya. Evet. İşte güzel manzara var. Ama Karadeniz bölgesi bizim böyle arkadaşlar. Karadeniz'de yaşadığımız en iyi gün süspansiyon sistemimizin tamir edilmesi ve yükseltme kitimizin takılması oldu. En güzel konum. Bak. Benim aklımda 3 tane konum var. Söyle bakalım. Bunlardan bir tanesi şu şeye belalı Amasra'ya girmeden önce kaldığımız tepedeki rastgele bulduğum alan. Çakraz. Çakraz'ın üstü. Çakraz şehrin üst tarafı. Evet. İkincisi Kurt Kazanı. Üçüncüsü de Kızılırmak Deltası'nın orası. O üç yerde bana göre çok güzeldi. Ama illaki birini seçeceksem nereyi seçeyim? Direkt Kurt Kazanı ben ya. Evet Kurt Kazanı yani. Gün batımları efsaneydi. Hem gün batımı hem böyle o tepenin üstünde tek duruyorduk falan ya. Yani alan çok güzeldi. Her açıdan farklı manzarası var. O zaman ikimiz de Kurt Kazanı diyoruz. Bence Kurt Kazanı. Kurt Kazanı mevkii. Diğer yerler de kesinlikle çok güzeldi ama orası daha böyle işte alttaki kayalar, deniz sesi, gün batımı. En kötü konum. Trabzon'un tamamı. Trabzon diyorum. Karadeniz bölgesinin tamamı diyeceğim de şimdi o da çok ayıp olacak. En kötü konuma ben Trabzon Avni Aker stadının oradaki otopark diyorum. Avni Aker değil orası. Şenol Güneş. Şenol Güneş işte. Neyse. Evet orası. En kötü konum. Gece saat 2'de gelip gençlerin bizi horon teptirmeye çalıştığı yer. Zaten hemen arkası ana yol. Yani mecburiyetten kaldık orada Trabzon'daki tamirat sonrası. Tamirat bitti ve dinlenmemiz lazım artık. O bir haftanın yorgunluğunu atmamız lazım. O gece mecburen orada kaldık. Trafik sesini çok umursamadık ama o gençlerin gelişi, teker yapan motorcular, arabayı da gelip yanlayanlar, hani onlar gece 12'ye kadar olan kısmı. O zamana kadar olanları hadi kabullendik zaten, bekliyorduk. Ama gece saat 2'de de gelip horonlar, bağırış, çağırış, müzikler falan. Kötüydü. En büyüleyici an ya da anlar. Ben de tek var. Sonrası zaten kabus gibiydi. Şafşatlı'nın inişi mi diyorsun? Evet, o sis manzaraları. Hem o sis manzaraları hem de şey çok güzeldi ya. Yani Şavşat'tan sonra arıza yaşadık ettik falan ama ney nehriydi o aşağıya giden? Nehir kıyısından gittik ya yollarda. Aklımda değil de anladım dediğin yeri. Artvin'e inerken. Evet. Şavşat'ın Artvin'e, Çoruh Nehri. Hı. Çoruh Nehri'nin kıyısından vadiden iniyorsunuz aşağıya. Arada ağaçların arasında şöyle çatının ucunu falan görüyorsunuz. Çok enteresan geliyor. Oraya o evi nasıl yapmışlar? O hadi evi yaptın, eşyayı nasıl çıkardın? Oradan çıkıp şehire nasıl gidiyorsun? Çünkü şeyle geçiyorlar böyle işte. Teleferik hattı yapmışlar ufak, onunla geçiyorlar. Arabası olsa yolda olması lazım falan diyorsun böyle. Orası gerçekten başka bir dünya gibiydi o ara. Nehir bir yanda ve trafik de sakindi. Yollar da fena değildi orada. Evet, güzeldi. Arıza yaşadık, stres olduk tabii ama o anlar da çok güzeldi. Yolun güzelliği stresimizi azaltmıştı orada. Farkına inene kadar ki bölüm. Evet. En trajik an. Yayımızın kırılması diyebiliriz mi? Trajik. Ya da birbirimizi kaybetmemiz mi? Trajik komik oldu aslında. Evet, aslında yani o da olabilir. Şey de Amasra'ya o kadar hazırlıklı gidip orada şeyde kalmak. Dışarıda kaldık. Sokakta kaldık. Almadılar bizi kapıdan yani. Çok saçmaydı. Aşırı saçmaydı. Ve o kadar hazırlık, hani heyecan, gezeceğim, göreceğim. O kadar yol. Düşünsene bir de yani. Biz hadi tur yaparak gittik. O rotamız üzerinde olan bir yer. Direkt onu... Sadece orayı görmek için gittiğini bir karavancının düşünsene hevesle. Aynen. O kadar zaman ayırmış. İşte ne bileyim atıyorum yıllık iznini ayarlamış. O kadar yol gitmiş.
Ve bir otoparka gidecek. Bile almıyorlar seni. Aynen öyle. Ve şöyle de bir şey var. Biz bu olayı yaşadıktan birkaç, yani bir hafta sonra falan yine bir karavancı böyle bir olay yaşıyor. Çağır ya diyor, zabıta polis diyor, ne ararsan diyor, umurumda değil diyor. Bayağı olayı büyütüyor. Belediyeye gidiyor. Belediyeyi, ortalığı ayağa kaldırıyor belediyede. Belediyenin söylediği tek bir şey var. Beyefendi, ben diyor seni diyor polis zoruyla oradan çıkartırım. Ben diyor polise emri veririm. Gerisi diyor beni ilgilendirmez. Polis seni oradan atmak zorunda zaten diyor. Polis de yani konuşuyor böyle sonra. Bir... Emniyetle konuşuyor. Diyor ki böyle böyle söylüyorlar. Bunun bir yaptırımı var mı? Polis de diyor ki evet, böyle bir kanun yok. Ama belediyeden bize bu emir gelirse biz sizi oradan çıkartmak zorunda kalırız. Evet. Yani düşünün. Böyle bir yer. Böyle bir yer evet. Yani. Yani bu durum tabii ki tadımızı kaçırdı ama orada durup da kimseyle kavga edip tartışıp, yani anlık çözülemeyecek bir şey için canını sıkıp olayı uzatmaya, kendini boşu boşuna germeye gerek yok diyerek biz çıkıp yolumuza devam ettik o gün. Karadeniz böyle gerçekten evet. Çok tuhaftı. Stresliydi, yorucuydu. Güzel yerler tabii ki gördük çok fazla. Ama düşününce bile hep o gürültü, patırtı, yol gürültüsü. Zaten o yol gürültüsü bizi bitirdi ilk başta. Nasıl başladıysa öyle gider derler ya, bizim için Karadeniz'de böyle oldu maalesef. Evet, bir sonraki videomuz Marmara bölgesi. Evet, turun sonu. Turun son videosu. Marmara, Trakya'yı gezdirdim beraber. Evet. Turun son değerlendirmesini yapacağız. Ay be. Tabii onu da yapabilecek miyiz emin değiliz dostlar. Çünkü gerçekten hani şu son birkaç haftadır videoları zor editliyorum. Zor hastalıktan dolayı zor çekim yapabiliyoruz. Zor editleyebiliyorum. Hatta bir önceki video günü bile yetiştiremedik. Çünkü ben videoyu editleyemedim. İnanılmaz bir baş dönmesiyle uyumak zorunda kaldım maalesef ki. Video ertesi güne sarktı falan böyle. Evet. Geçen haftaki videomuz, bir önceki videomuz zaten ülkedeki yayın yasağına denk geldi. Kimse sosyal medyaya giremedi ve ama biz yayın yapmak zorundaydık o tarihte. Ondan sonra ya yani böyle saçma ve enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Evet. İnşallah bir sonraki videoyu aynı gününde ve aynı saatinde paylaşabiliriz diye ümit İnşallah. Ediyoruz. O arada da karavanımızı yaptırabilirsek gezmeye devam edeceğiz. Evet, yaptırabilmemiz için süreç uzadı. Birçoğunuz mesaj atıyor. Ne yaptın diye. Biliyorsunuz hiçbir şey yapamadık. Kendimiz müdahale etmeye çalışıyoruz ama şu ana kadar bir verim alamadık onunla da. Sanayiye gitmesi lazım. Bulunduğumuz bölgeden sanayi götürmek istediğim servis yaklaşık 50 kilometre. 50 kilometre bu aracı sürmek istemiyorum. Çekiciyle götürmek istiyorum ama ciddi rakamlar, serviste ne kadar ücret çıkacak, servisle anlaşamazsak aracın tekrar geri gelmesi falan. Evet. Hani bu tip olaylar var. O yüzden şu an için karavan beklemede, biz de birazcık para bekliyoruz açıkçası. Aklımızda olan bir iki iş vardı, zeytin toplama işi falan vardı. O yalan çıktı, fos çıktı. Evet. Değerlendiremedik onu. Maalesef. Bakalım sonumuz hayırlısı. Bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.